Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, neresin takımını dikimine devam ediyoruz. Neresinden başlayacağım? Dikme yoluna izin verirse. Şu an ön yüze, bakın ön kapağıma hemen fermuarımı takmaya başlıyorum. Kapaklı bir fermuar çalışacağım. Bakın şu şekilde 3 santimden, şurası 2,5-3 santim civarı fermuarımın ters yüzünü, bakın iyi yüzü şu dişli tarafı, kumaşımın dan tarafı gelecek. Bakın şu şekilde koyuyorum. Kumaşımı sıkı tutuyorum bakın ki büzmesin diye. Hafifçe arkadan çekiyorum kumaşın fermuarla birlikte. Bakın bu şekilde oluyor. Evet, fermuarımı şu anda geçirdim. Diğer tarafa bakın, şurayı görüyorsunuz, şu çizgiyi. Bu çizgiye şu yapmış olduğum farbayı yerleştiriyorum, bak. Şu çizgi benim takip edeceğim küpürümü de onun üstüne koyuyorum. Tersine, düzüne dikkat ediyorum. Ters yüzünlere, düz yüzünlere diye. Biraz daha süslü, gösterişli olsun diye ben bir de kara fisto koyuyorum üstüne. Üçünü bir çalışacağım şimdi. Üçünü bir götüreceğim.
Evet arkadaşlar, ben şu anda tamamladım, geçirdim. Şu an diğer tarafını dikiyorum. Bakın, pistonun diğer tarafını dikiyorum. Resmimi diktim şu anda bakın. Şimdi kapatacağım diğer kapağını. Diğer arka parçayı elime alıyorum. Şurası iyi yüzü. İyi yüzü birbirine denk gelecek şekilde fermuarımı koyuyorum. Fermuarımı bakın. Şu kapak yaptığımı şöyle bükerek içine alıyorum. Şu kenar kısmından koyuyorum. Bakın. Resmi kapatıyorum. Şu an arka parçayla ön parçayı birleştirdim. Bakın. Şu anda elim fermuarım başlığı elimde. Şu başlık kısmı bakın şu şekilde önüme gelecek şekilde bakın şöyle dişlerini geçiriyorum. Hafifçe üstüne bastırıyorum. Bakın. Şurayı da şu şekilde kapatıyorum. Bakın. Şu kapak kısmı bükülmesin diye. Şu şekilde. Birkaç
kaç defa gidip geliyorum ki. Dört tarafını böyle kapatacağım. Şu anda ben bu süslediğim kısma geldim. Burayı kapatırken elimle düzlüyorum ki herhangi bir katlanma falan olmasın, dikişim düzgün olsun. Burayı dikkatlice geçiyorum. Evet arkadaşlarım, evresimi kapattım, diktim. Şimdi sıra çarşafımı dikeceğim. Çarşafımı elime aldım, bakın. Bu kestiğim uzun kenar, en olan. Şu kenar kısmından katlamaya başlıyorum. Üç tarafını katlıyorum. İki kısa kenarını, bir de uzun kenarını tek taraflı süsleyeceğim için arkadaşlar, ben çarşafımın üç tarafını da diktim. Şimdi kenar süslemesini, bir kenarını süsleyeceğim. Süslemesini yapacağım. Kenarına da uğurluk çektim. Bakın, bir kenarına, uzun kenarına, uzun kenarın bir kenarına overlock çektim. Diğer kenarını üç taraflı şu şekilde katladım, bak. Katladım. Şimdi bunu fırfırına ve küpürünü, farbasını dikeceğim. Bakın, overlock'un hizasından, aynı kumaşın hizasından diktiğim parçaya koyuyorum. Düz yüzü düz yüze gelecek şekilde şu farbamız tersten dikiyorum.
biraz şöyle 2 santim kadar fazla kesiyorum burada. Eğer pilem fazla geldiyse onu katlayıp içine şu şekilde aynı hizasına getiriyorum. Tekrar bunu çeviriyorum. Tabağımızın kenarını dikiyorum. Bakın diktim şu şekilde. Köpürümün kenarını şu şekilde katlıyorum. Yerleştiriyorum. Aynı şekilde bunu da katlayıp kenardan dikiyorum. Bakın kenardan üstünden gidiyorum. Arkamız da çok temiz oldu. Evet, diğer tarafı da kapattım.